Ankara'ya. E, Gürbüz Bey ne dersiniz Ağır genel olarak şey kararınızı değerlendirmenin dışında işte yarın Cumhurbaşkanı Berlin'e gidecek e, ve yani kurmaylarıyla birlikte gidecek. Ne dersiniz? Bilt meselesi önemli. E, ben ondan önce bir şeyleri olduğunu. toparlamak istiyorum. Kendi açımdan aldığım notlar e, ve bu konuda uzun yıllardır e, bir köşeye not ettiğim gelişmeler vardı. O gelişmeler de bugüne denk geldi onlardan aktarmak istiyorum. Evet burada e, kısaca bahsedildi. 2018'deki Dünya Kupası maçı sırasında Sırbistan'la İsviçre e, maçında e, İsviçre milli takımının e, Arnavut asıllı e, Kosovalı iki oyuncusu var. Bunlardan biri meşhur olanı Şakiri. Bugün de e, en yaşlı şey olarak e, futbolculardan biri olarak Avrupa Kupası'na e, Avrupa Şampiyonasına katılmıştı İsviçre milli takımında. Ee, i̇kincisi de Saka. Bunlar e, gol attıktan sonra Şakir'in özellikle şaka ile birlikte o Kosova'nın çift başlı kartal hareketini e, yaptıklarını biliyoruz. Ama bilinmeyen bir şey var. O da şu, e, Şakir o maça çıkarken İsviçre milli takımı formasını giyiyor ama kramponunda Kosova bayrağı var. Dolayısıyla bunların hepsi görülüyor, biliniyor. Yapılanlarda İsviçre milli takımının bu iki oyuncusuna beşer bin İsviçre frangı ceza veriliyor. Niye şey verilmiyor? Çünkü FIFA'da, UEFA'da nerede? İsviçre'de. İsviçre'de olan bir kuruluşun, İsviçre'nin bu kadar etkin olduğu bir kuruluşun kendi İsviçre oyuncularına ceza vermesi, bu şekilde ceza vermesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Başka bir şeyi gördük. Az önce söylendi. Arnavutlu Sırbistan maçında Beşiktaş'ın oyuncusu Tos için o e, çetnik e, hareketi vardı biliyorsunuz. Çetniklerin de 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı direniş için gelen ama örgütlenen ama e, Tito'nun partizanlarına karşı savaşan e, bir güç olduğunu hatta e, Bosna Hersek'teki savaşta Soykırımcı. da e, Boşnak Müslümanları nasıl soykırıma uğrattıkları bilinen ama bu soykırımcıların elleri o işaretlerinin e, sırf futbolcuları tarafından sıklıkla yapıldığını Tosic'in 2015'teki o maçta bir ceza Almadığını biliyoruz. Dönelim e, Türkiye'nin e, Fransa ile oynadığı maçta ilk maçı Türkiye e, biliyorsunuz Konya'da kazanmıştı. Daha sonra e, Fransa'da oynanan maçta da eğer asker selamı verilirse Türk oyunculara ceza geleceği yönünde özellikle Tıpkı bugün İçişleri Bakanı, Alman İçişleri Bakanı'nın yaptığı basın toplantısı gibi Fransa Spor Bakanı bir hanımefendi açıklama yapıp Türk oyunculara, Türkiye'ye çok garip ifadelerle yüklenmiş ve bunların, bu selamın Fransa statlarında olmayacağını söylemişti. Ama Türk oyuncular gol attıktan sonra asker selam vermişlerdi. Orada da federasyona bir ceza gelmişti. Şimdi dönüp başka bir şeye gelelim. Ben e, her şerde bir hayır vardır diyorum. O da bir kere... Bu bilinmeyen bozkurt işaretini tüm dünyada öğrenmiş oldu. Türkiye'de de bilmeyen insanları öğrenmiş oldu. Kökenini herkes araştırdı. Ben kökeni konusunda bu çok fazla girmeyeceğim. Ta Tibet yaylalarına kadar falan gitmeyeceğim. Ama başka bir şey söyleyeceğim burada. İkincisi ayrı düşünenlerin çoğunu birleştirdi Türkiye'de. Sırf futbol, milli takımının başarısı için. Üçüncü olarak da oyuncularımız için büyük bir motivasyon sağladı bu maçta gerçekten oyuncular çok bilenmiş olarak çıkacaklarını düşünüyorum. Almanya'daki taraftarlar için çok önemli bir motivasyon sağladı. Türkiye için önemli bir motivasyon sağladı. Şimdi sorun şu. Almanya'daki bu şampiyonada statları hep Türkler dolduruyor Türk milli takımının. Yani Alman milli takımının taraftarından çok Türkler oluyorlar. Hollanda milli takımının ya da diğerlerinden çok Türkler dolduruyorlar. Sokakları, meydanları her yeri Türkler dolduruyorlar. Ve maçlar çok büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin bu başarısı ayrıca bir dikkat çekiyor. Ama unutmayalım. Alman milli takımın kaptanı kim? Türk kökenli bir Alman vatandaşı İlkay. İsviçre milli takımının teknik direktörü kim? Türk kökenli Murat Yakın. Şimdi bunlar ayrı gerçekler olarak duruyor. Gelelim Alman İçişleri Bakanı'na. Bakın Alman İçişleri Bakanı'nın açık kaynaklarda da bilinen bir özelliği vardır. Ama açık, açık kaynaklarda olmayan bir özelliğini de ben burada söyleyeceğim. İlk defa söyleyeceğim. İsterse beni mahkemeye versin, isterse çıksın bunu yalanlasın. Ama bunu yapamazlar. Birinci açık kaynaklarda olan şu. Kendisi avukat Avrupa'daki Yahudilerin soy soykırım anıtı adlı bir vakfın mütevelli heyeti üyesi. Çok önemli etkin bir üyesi. Son zamanlarda Türkiye'nin Gazze Savaşı'ndaki tavrı ve tutumundan dolayı Türkiye'ye değişik açıklamalarında tepki gösteren, bu sıfatıyla tepki gösteren bir isim. Bu açık kaynaklarda var. Açık kaynaklarda olmayan bir şey söyleyeyim. SBT'nin içerisinde, Sosyal Demokrat Parti içerisinde çok eski bir siyasetçi ve altını çizerek söylüyorum terör örgütü PKK'nın Almanya ve Avrupa örgütlenmesindeki yöneticilerinin elebaşlarının zaman zaman avukatlığını yapmış, kendi avukatlık şirketinden avukatlığını bunların terör örgütü mensuplarının Almanya'da, Avrupa'da, Brüksel'de çıkarttıkları olaylarda tutuklanmaları sonucu mahkeme önüne çıkartıldıklarında avukatlığını yapmış bir isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir fırsat bulmuş kendine göre hem Gazze üzerinden hem terör örgütü üzerinden ki onların da kışkırtmalarıyla, destekleriyle bu konuya el atmış ya kendine göre. Biz futbolun dışında her şeyi konuşuyoruz. Yani sorun... Burada mesela verilen kararın, amacının ne olduğu ortada o zaman. Yani siz toparlayın. Evet, o zaman e, her sizden şey, sonra hemen Ferhat Bey'e geçeceğim. Ya yani Amacın ne olduğu ortada. Amaç evet, ya işte evet. Türkiye yenisin, Hollanda karşısında işte Merih orada etkili bir futbolcu o işte 90 dakika top koşturması falan değil yani. Amaç orada başka yani bilet ceza orada kesiliyor da orada böyle bir politik tavırla e, siz buyurun Gürbüz Bey ardından Karat şey ya Sonra bu o, bizim Avrupa'da Avrupa'da hemen e, her e, benzer olaylarda sıklıkla karşılaştığımız tavırlardan birisidir. Avrupalılarının maalesef Türklere yönelik tarihsel ön yargıları, hiç bitmeyen tarihsel ön yargıları, bu tür olaylarda, bu tür gelişmelerde özellikle Türkiye'nin e, değişik alanlarda ön plana çıktığı dönemlerde. Maalesef fortlar bu şekilde ortaya çıkar. Çifte standartlar bizim alıştığımız, gördüğümüz, bildiğimiz gerçeklerdir. Peki bütün bunların hepsi... Almanya'ya, Avusturya'ya, Hollanda'ya ya da Avrupa'ya ya da Avrupa futboluna dünya futboluna ne kazandırır derseniz inanın hiçbir şey kazandırmayacak. Mesela e, keşke şeyin e, yayının tamamını izleyebilseydik, tercümenin tamamı olsaydı Montella'nın çok ilginç sözleri vardı. Mesela o sözler Türkiye'ye yapılan haksızlık, çift standartlar konusundaki değerlendirmeleri bunların hepsi bir İtalyan Türkiye'nin teknik direktörü olması vasfıyla değil. Bugün sosyal medyada Twitter'da, x'te birçok yabancı futbolcu Türkiye'de oynamış yabancı futbolcunun Hı. benzer paylaşımları var. Türkiye'ye yapılanın haksızlık olduğunu. Ya onu Nereye bırakın, bu zaten ortada. Ya kardeşim sen Çetnik selamına niye bir şey, bir bilet kesmiyorsun? Ne kesti Mehmet Aya? O. Sıfır. Çünkü çünkü o sen niye ona bir bilet kesmiyorsun? Bize... Sen niye ona ceza vermiyorsun? İhtar. Para. Ya gelmedi. böyle bir şey var mı? İki yani. Çok İkranı teşekkür ediyorum.